Rıza da gelmiş. Hadi kalk git, giyin, seni götüreceğim buradan. Burada kalamazsın. Tamam. Hadi kalk. Tamam. Aşkım neredesin? Ya beni dinler misin? Sandığın gibi değil. Bana bunu nasıl yaparsın ha? Burası bizim evimiz. Nasıl yaparsın bana bunu? Ya ben bir şey yapmadım. Lütfen dinle yaptın, beni. Yaptın bırak beni. Benim bir şeyden haberim yok. Rica ediyorum. Lütfen bırak açıklayayım. Bırak kolunu. Ya benim haberim yoktu. Annem getirmiş buraya. İnan haberim yoktu. Yemin ederim ya. Bana ne? Ha? Bana ne? Ya Dila. Arzu'nun peşindekiler bizim çiftliğe gitmişler, ateş etmişler. O da korkmuş, buraya getirmiş bir şey olacak diye. İnan ben bir şey yapmadım, yemin ediyorum ya. İyi de burası bizim evimiz. Nasıl yaptın bunu? Benim evimde mi? Benim sevdiğim adamın kollarında mı? Benim bornozumla mı? Bu bana yeter. Alayımdan at seni. Sen beni ne hale düşürdüğünün farkında mısın? Özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Yahu bu ne? Bu ne? Bunu niye giydin? Ben banyo yaptım. Sen canın tehlikedeyken banyoyu mu düşündün? Melike teyze evde kimse yok dedi. Duş al, rahatla dedi. Ben sorun olabileceğini hiç düşünmedim ki. Dila haklı. Ben nasıl anlatacağım şimdi bunu ona? Ben olsam ben de onun gibi düşünürüm. Daha bizim bu evimize dostlarımız gelmedi. Eski sevgilimi bornozla gördü. Tamam. Tamam, ben gider konuşurum onunla. Özür dilerim ondan. Yani nişanlımdan. Eski sevgilisiyle sarmaş dolaş benim evimde benim. Nasıl yaparsın? Bize bunu nasıl yaparsın? Allah'ım aklımı kaçıracağım. Bir de annem getirdi diyor. Bir de annem getirdi diyor. Git üstünü giyin. Gidiyoruz buradan. Nereye? Konağa gidiyoruz. Ama... Hadi konağa gidiyoruz. Ya oraya gelirlerse? Gelirlerse buraya da gelirler. Yürü. Peki. Yürü. Küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli.
terim küs olmuş tenime. Sen benden gittin gideli. Bir cefam var idi bin oldu. Aktı gözüm yaşı sel oldu. Bir cefam var idi bin oldu. Aktı gözüm yaşı sel oldu. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Melike teyze, çok fena yakalandım. Ama tam istediğimiz gibi oldu. Nasıl yani? Ay, hiç güleceğim yoktu. Ben de hemen Rıza'nın kollarına atıverdim kendimi. Siz öyle mi gördü Dila? Gördü. Kıyamet koptu. Ha Melike teyze, Rıza şimdi beni konağa getiriyor. Siz bana banyo yap, rahatla falan dediniz, tamam mı? Ona göre. Tamam, tamam. Hiç merak etme. Tamam. Dila Hanım. El mi yaman, bey mi yaman? Göreceğiz. Rıza, gerçekten çok özür dilerim. Ara nişanlını, gidelim konuşalım. Ben anlatayım durumu, özür dileyeyim. Anlayacak. Saçma sapan konuşma lütfen. Aslında Melike teyze ne derse desin kabul etmemem lazımdı. Sonuçta orası senin evin. Senin iznin olmadan gitmemeliydim. Ama itiraf ediyorum. Ne? Melike teyze seni Rıza'nın evine götüreyim deyince nasıl bir yerde yaşadığını merak ettim. Bu mu yani itirafın? O kadar uzun zaman oldu ki nasıl bir yerde yaşadığını merak etmem. Sus. Bak ben sana iyilik ettim ama sen bana zarar verdin. İstemeden verdim. İsteyerek ya da istemeyerek. Verdin işte. Tamam. Söz. Çok yakında gideceğim zaten. Başına da daha fazla dert olmayacağım, tamam mı? Tamam. Rıza Bey hayırdır? Hiç hayır değil usta. Hiç. Sen odana gider misin Arzu? Rıza, sen Ankara'da değil miydin? Rıza, lütfen sorun çıksın istemiyorum. Odana git Arzu. İşim var burada. İyilikten maraz doğar diye boşuna dememişler. Sen ne yapmaya çalışıyorsun anne? Hı? Benim hayatımı mahvetmeye yemin mi ettin sen? Ne biçim konuşuyorsun gene? Arzu'nun benim elimde ne işi var? Ben götürdüm. İnkar edecek değilim. Evi kurşun yağmuruna tutunca ben... Ya Arzu anlatmadı mı sana bunları? Götürecek başka yer bulamadın mı anne? Haklısın. Evi kurşun yağmuruna tuttuklarında arıza annemi bulmaz. Alın bu kadını, sıkın kafasına bir kurşun. Ne yaparsanız yapın mı deseydim. Ha? Anne bizim başka malımız mülkümüz yok mu? Ha? Bizim 4 tane çiftliğimiz var. 1 ton evimiz var, her yerde akrabalarımız var, ısmımız var. Onları niye götürmedin, niye benim evim? Bu telaşla aklıma gelmedi. Senin evin daha yakında, oraya götürdüm. Niye beni aramadın? Sen benim telefonlarıma cevap veriyor musun? Ha? Hangi telefonumu açıyorsun? Beni arayacaktın anne. Önce beni arayacaktın. Arzu'nun peşindeki adamlar çiftliğe kadar geldiler. Ateş ettiler diyecektin. Verecektin yanına 2 tane adam. Ya taş ucundaki eve, ya Karataş'taki eve. İstersen cehennemin dibine gönderecektin. Ama benim evime değil. Bir daha sefere öyle yaparım oğlum. Merak etme. Mahsus yaptın değil mi?
Ha? Dila gelsin Arzu'yu orada görsün. Kavga edelim, ayrılalım diye yaptın. Ben o kadar küçülmem Rıza. Bilirim anne. İyi bilirim. Sen benim evi nereden biliyorsun? Koskoca Rıza Selamoğlu. Adana'da oturacağı iki, bilemedim üç tane site vardır. Telefon açtım, öğrendim. İçeri nasıl girdin? Güvenlik görevlisine rica ettim. Yardımcı oldular, girdim. Ne kadar rahat söylüyorsun anne. Hı-hı. Site site araştırdın, benim evimi buldun. Ha? Sonra güvenlik görevlisine söyledin. Benim evime benden izinsiz açtırdın kapıyı, girdin, öyle mi? Hı-hı. Ya senin benim hayatıma saygın yok mu anne? Ya sen beni delirtecek misin anne? Rıza, benim ağzımı açtırma. Aç! Bu Arzu'yu buraya kim getirdi? Sen getirdin, ha? Arkasında mafya olan bir kadını, annenin kız kardeşinin yaşadığı eve getiriyorsun. Belayı benim başıma sarıyorsun. Ondan sonra da defolup gidiyorsun, ha? Şimdi hesap mı soruyorsun benden, ha? Eğer ben Arzu'yu buraya getirdiysem kapıya 15 tane adam koydum. Her tarafa adam koydum. Kale gibi burası. Ha. Kimseye bir şey olmaz burada. Ah canım benim. 15 tane adam engel oldular değil mi? Silahların atılmasına. O adamlar Arzu'nun burada olduğunu bildiler. Koskoca Adana'da geldiler. Onca adamın içinde bizim evi ateş ettiler, öyle mi? İnanmıyorsun ha? Ah anne, sicilin o kadar kabarık ki. Sana inanmayı o kadar istiyorum kendim. Ama içimden bir ses inanma diyor. Annen senin sevdiğin kadınla senin aranı bozmak için her şeyi yapar diyor. İyi yaptım. Hem senin sebebi vardı. Hala da yapacağım, anladın mı? Demek sen bana inanmıyorsun. Haydar! Haydar! Buraya gel. Konuş. Buyurun. Konuş. Bizim evi ateş mi ettiler Haydar Usta? Doğrudur beyim, öyleymiş. Sen gördün mü? Hayır, ben çaçırdaydım. Ama İbrahim neredeyse vurulacakmış hatta. Gerçi geldiğimde Melike Hanım Arzu Hanım'ı çıkarmıştı. Evde yoklardı. Çağır İbrahim. Aşağı yatsın. Merhaba. Geldiyiz. Ne oluyor Yasemin? Sorma hanım ağam, başımıza geleni. Bak ne bak. Ne olduğunu söylemeyecek misiniz artık? Çok fena, çok. Allah'ım sen koru yarabbim. Cezaevinden telefon ettiler. Sultan Hanım'ı revire kaldırmışlar. Neyi varmış? Bebeğini düşürüyormuş, durumu çok ağırmış. Ne? Barazoğullarının son varisi. Ya eğer bebekle düşüp bir şey olursa barazolları bitti demektir. Azer nerede? İçeride. Uyandıramadım. Yamtar çok içmiş. Bir şeyler yap Dila Hanım. Günahtır, günahtır. Ay Seyda, ay. Bu torunun da gidiyor. Azer. Azer. Azer diyorum, kalk, uyan. Ne oluyor gece gece ya? Sultan'ı revire kaldırmışlar. Bebeğinin düşme tehlikesi varmış. Hadi git ilgilen karınla. İlgilen karınla. Ne yapayım, hapse mi gireyim ben? Doktoruyla konuş. Ne olmuş öğren. Uykum var, uykum. Azer, bebek diyorum, bebek. Ya Dila, doktor muyum ben? Ne faydam olacak ki? Ya düşerse ha? O zaman ne olacak? Ne olacak? Kısmette baba olamamak da varmış diyeceğiz. Ya sen ne biçim bir insansın ha? Ne biçim bir babasın sen? Senin oğlundan bahsediyoruz burada. Tamam, sabah söz. Vallahi gideceğim sabah, vallahi. Allah seni kahretsin. O bebeğe bir şey olsun. Sen o zaman görürsün. Ya neyi göreceğim ya? Ne olacak, ne? Babanın servetini rüyanda görürsün.
bir kuruş vermem sana. Helal. Çocuk giderse parasız kalırız. Sikmişim parasını. Dila, 5 dakika, 5 dakika. 5 dakika daha uyuyayım, sonra gideriz. Melike Hanım. Hah, İbrahim. Bak, işte İbrahim gel. Gel İbrahim. Gel anlat. İbrahim gel. Hı. Sen gördün mü ateş edenleri? Gördüm beyim. Ne gördün? Siyah bir araba hızla geldi. Geçerken tabancayla ateş ettiler. Yüzlerini gördün mü? Çok hızlı geçtiler. Ateş edildiğini duyunca kendimi zor yere attım. Yoksa vurulmuştum. Bir yandan da bağırıyorlardı. Ne söylüyorlardı be? Anlamadım beyim. Ama tehdit eder gibi bir şeyler söylüyorlardı. Dön bana İbrahim. Bak bakayım gözlerime. Annem benim evimi nereden biliyor? Beyim, Adana öyle büyük bir yer değil ki. Senin gibi birinin de nerelerde oturacağı belli. Yani Melike Hanım kafaya takmaya görsün zaten. Annem bilmez mi? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi beyim? Söyle. Kusura bakma ama bu sefer kabahatli sensin. Niye? Niyesi var mı beyim? Yani o kadını kendi ellerine getirdin. Yani sen getirmesen diyeceğim ki annem bir tezgah kurdu ama. Doğru söylüyorsun. Ben annemi bilmiyor muyum? Getirdim arzuyu teslim ettim eline. Hata bende. Neyse hadi. Eyvallah. Anne sözü dinlemez misin Rıza? Bak nasıl ayağını donanıyor. Seni görünce ne yaptı? Sinirlendi mi? Nesin, kimsin, nereden geldin dedi mi? Hayır, hiçbir şey demedi. Hemen çekip gitti. Yalnız Rıza artık kolay açıklayamaz bu durumu. Sen o kadını tanımıyorsun. Asla Rıza'dan vazgeçmeyecek. Ben de Melike Selam olduysam, madem bana savaş açtı, biz de savaşırız. Yalnız Melike teyze, ne yalan söyleyeyim, kadın bayağı güzel. Ne demek yani? Ne demek güzel? Güzel olması seni korkuttu mu? Yani kadın güzel diye sen bu işten vazgeç. Bak kızım, ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer bu iş, bu kadın çok güzel, ben bu işi beceremem diyorsan, ben öyle yarım yamalak iş istemem. Ya şimdi vazgeç. Hayır, ya da... Hayır, benim vazgeçmek gibi bir niyetim yok. Ben sadece kolay olmayacak dedim. Olmayacak tabii. Kolay olmayan şeylerin tadı bambaşka olur. Hadi çok yoruldum, dinlen biraz. Sultan Barazoğlu için geldim. Revir nerede? İyi akşamlar. Sultan Barazoğlu'nun yakınıyım. Şu an içeride doktor var. Buyurun burada bekleyin. Ne olur kurtarın beni. Sakin. Ne olur. Doktor Bey, çok sancım var. Tamam, birazdan geçecek. Tamam. Ay, ne olur bebeğimi kurtarın doktor Bey.
kendi canım gözümde değil, ne olur. Kızım biraz sakin ol ama bağırıp durma. Ben bebeğim olmadan yaşayamam doktor bey, ne olur bir şeyler yapın. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama sen de biraz sakin ol ama. Kızım sen de hastanın başından ayrılma. Tamam doktor bey. Ben birazdan tekrar gelirim. Doktor bey, doktor bey. Ben Sultan Barazoğlu'nun yakınıyım. Durum nasıl? Ufak bir kanama geçirdi. Kontrol altına aldık. Ama maalesef şimdilik. Peki bebek tehlikede mi? Kendine çok iyi bakması gerekiyor. Doğuma kadar istirahat. Ama cezaevi koşullarında nasıl olacak bilemiyoruz. Peki burada kalsa olmaz mı revirde? Maalesef. Raporunu versek de aylarca tutamayız burada. Dila! Dila sen misin? Dila kurtar beni buralardan, köpeğin olayım, ne olur Dila. Ziyarete gidin isterseniz, yakınısınız. Hayır, siz gerekeni yaparsınız. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Dila! Cevap ver. Kimsin sen? Adım Yavuz. Soyadım Yılmaz. Marangozum. Yalan söylüyorsun. Anne. Sana çok ihtiyacım var. Doktor kıpırdamaması lazım. Düşük tehlikesi var diyor. Sultan bu. Şeytana papucunu ters giydirir bilmiyor musun? Revire çıkmak için bahane uydurmuştur o. Ay Canan yapma Allah aşkına. Doktor çok ciddiydi. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Canan. Hayır Dila. Canan lütfen. Hayır. Kesinlikle hayır. Sultan'ın cezaevi şartlarında o bebeği doğuramayacağını ikimiz de biliyoruz değil mi? Bir şey olmaz. Yatıyor işte revirde. Ya orada ne kadar kalabilir sence? Onu seni kaçırtmadan önce düşünecekti canım. Hiç kusura bakma. Çeksin şimdi cezasını. Tutuksuz yargılansa? Hı? Dila yeter ama. Ya sana ne Sultan'dan? Ya Sultan benim umurumda falan değil. E iyi tamam. Bırak o zaman çürüsün içeride. Canan ben bebeği düşünüyorum. Bebek ne olacak? Dila. Canım arkadaşım. Bak böyle her şeyi bu kadar düşünmek zorunda değilsin. Bu kadar iyi olmak zorunda da değilsin. Tamam mı? Canan konu benim iyiliğim kötülüğüm değil. Ben Seyit Bey'e bir söz verdim. O bebek 18 yaşına gelene kadar ondan ben sorumluyum.
Ben sadece onu düşünüyorum. Yani neden anlamak istemiyorsun? Bu kadın senin canına kastetti. Hatırlıyor musun sen? Ha? Peki hiç düşündün mü eğer Rıza Bey yetişemeseydi ne olurdu acaba diye? Ya vurulsaydı? Sonuçta vurulmadın. Benim tek derdim bebek. Bedelini o mu ödesin? Canan. Bak ne olur bir şey yap. Sağlık raporu al. Tutuksuz yargıla. Ne bileyim cezası paraya çevrilsin ama ne olur bir şey yap. Dila yapamam. Sadece bebek sağ salim doğsun istiyorum. Bebek doğduktan sonra gitsin ömrünün sonuna kadar yatsın içeride. Bak umurumda değil lütfen. Bebek doğana kadar sadece. Bebek doğana kadar. Evet. Sadece Hanım ben ömrümde böyle iyi kalpli bir insan görmedim. Ben de Yasemin. Ben de. Ya bırakın şimdi bunları da. Sen ne diyorsun? Tamam mı? Aa, Eren Hanım geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. İyi ki geldin. Sana çok ihtiyacım var. Sen iyi misin? Anlatırım. Eren Hanım geldi Ayri abla. Sofraya bir tabak daha koyalım. Aa Eren Hanım mı gelmiş? Ne iyi etmiş de gelmiş. Açtır şimdi kadıncağız. Bir oy eksikti ha. Bu arada siz hanım ağamı cadı bellediniz ama... savcı hanımı ikna etmeye çalışıyor sabah beri Sultan Hanım'ı mahpustan çıkarsın diye. İşte bu be. Hanım ağa dediğim böyle olur. Değil mi canım? He. Selçuk kusura bakma. Ha, rica ederim. Ben de yeni geldim zaten. Geç otur. Ne var ne yok? İyi misin? Fena değil Selçuk. Fena değil. Ben de baraja gidecektim. Gitmeden önce seninle işleri şöyle bir gözden geçireyim istedim. İyi etmişsin. Ha, iyi haberler var. Konuştum ortaklarla. Öyle mi? Güzel. Çok sevindim. Rıza senin neyin var? Çok keyifsiz gözüküyorsun. Yok bir şey. Ya daha doğrusu var, var. Mesele Dila. Yani anlatsana, bir sakıncası yoksa. Olur mu Öşe canım? Sen yabancı değilsin. Annemin Dila takıntısı Selçuk. Geçinemiyorlar değil mi? Çok. Çok daha beter. Çok. Hay Allah. Üzüldüm doğrusu. İlacı uzan mı sen? Bir şekersiz turkuara salayım kardeşim. Sağ ol. Kafam çok karışık. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Allak bullak oldum. Bilmeyecek bir şey yok. Ayrılacaksın, bitecek. Ben sana daha en başından söyledim. Rıza ile olmaz diye. Kızım, sen bu adamı eski sevgilisiyle evinizde yakalamadın mı? Daha ne düşünüyorsun? İyi de kadının başı beladaymış. Yardım etmek istemiş. Hepsi bu kadar. Dila, yani ağzımı açmayayım diyorum ama hani illa söyleteceksin. Neyi? Neyse boş ver. Anne söyle neyi? Armut dibine düşermiş. Ne demek bu şimdi? Rıza'nın babası iki karılı değil miydi? İkisi de aynı evde yaşamıyor muydu? İyi de o zamanlar oluyor mu şöyle şeyler şimdi? Ne demek o zaman olan bir şey? Tamam, Rıza iyi bir insan olabilir ama iki karılı olmaya alışkın. Ayrıca... Ayrıca ne? Anne ayrıca ne? En başta kendini Yavuz diye tanıtmadı mı? Kimliğini saklamadı mı? Sen daha neyi düşünüyorsun? Çok haklısın. Kolay gelsin. Ha, sağ ol kızım. Melike teyze. Hı. Bu Dila nasıl bir kadın?
Nasıl yani? Ne bileyim, akıllı mı, inatçı mı, zeki mi, aptal mı? Ben nasıl bir kadınla mücadele ediyorum? Hırslı bir kadın. Hırslı mı? Bak şöyle düşün. Bir tek dikili ağacı olmayan, beş parasız bir avukatsın. Nasıl olmuşsa Barazoğulları'nın oğluyla evlenmiş. Kocası öldükten sonra gitmesi gerekirken İstanbul'a gitmedi, burada kaldı. Daha sonra da annem etti, kallem etti. Barazoğulları'na hanım ağa oluyor. Sözüm ona hanım ağa. Öyle başını ört örtmekle falan hanım ağa olunmaz. Hanım ağa olmak. Neyse. O da yetmedi. Bu sefer Kanca'yı Rıza'ya taktı. Bayağı zeki bir kadınmış yani. Zeki ve güzel. El elden üstündür kızım. Zeka dediği şey bizde bol miktarda var. Yalnız Melike teyze, Rıza bu kadına fena aşık. Ah ah. Rıza sana da deli gibi aşıktı. Her arzu değişinde ağzından ateş çıkardı sanki. Gerçekten öyle mi? Gözü senden başkasını görmezdi ki. Öl desen ölürdü seni yoluna. Ama sen ne yaptın? Seni bu hale sokan adamın peşinden gidip onunla evlenmek için Rıza'yı terk ettin laf aramızda. Şimdi o kadar pişmanım ki. Rıza bugün Dila gibi bir şeytana aşıksa senin yüzündendir. Uzun lafın kısası kızım. Aşk diye bir şey yok. Rıza'nın bile sana olan aşkı bittikten sonra gerisini boş ver. Ümidini kaybetme diyorsun yani. Akıllı ol diyorum. Anladın? Akıllı ol. O zaman ben kendime biraz daha iyi bakayım. Hadi bakalım. Günaydın. Ben çıkıyorum anne. Serdar'la mı buluşacağız? Her gün niye Serdar'la buluşuyorum ben? Pek bir süslenmişsin kızım. Alışverişe gidiyorum. Eşofmanla mı gideyim? Peki Fatma. Hadi güle güle. Hadi hoşça kal. Güle güle. Bir laf söyle, bin tane laf duy. Hoş bulduk. Kusura bakma Serdar, biraz beklettim seni. Estağfurullah. Ben de bir şeyler atıştırıyordum. Balıkların siparişini verdim. Çok iyi yaptın. Bir şeyler öğrendin mi? Hı hı. Anlatsana. Melike, Dila Hanım'ı istemiyormuş. Bu kadın kocasının intikamını almak istiyor. Rıza'yı yok etmek istiyor diyormuş. Tamam, zaten onu biliyoruz. Yani bu konuda bir şey yapmış mı? Onu soruyorum sana. Yapmış. Ne yapmış? Dila'nın atını zehirlemiş. Dila'nın atını mı zehirlemiş? Vallahi öyle diyorlar. Dila bütün bunları öğrenince konağa basmış, kıyameti koparmış. Rıza da bütün bunları duyunca konaktan ayrılmış. Tek başına yalnız bir eve çıkmış. İyi. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Senin iş nasıl gidiyor? Hangi iş? Sana söylediğim iş. Fatma ile bugün buluşuyor musunuz? Hı. Bak Zerdar. Bu kızı boş bırakma. Elini çabuk tut. Bir an önce nikahını kıyalım. Nikah mı? Daha teklif etmedim bile. O zaman et. Ne bekliyorsun ki? Kız hazır. Melike hazır. Rıza'nın da bir şey diyeceği yok. İş sana kalıyor. Bir an önce evlen de işimize bakalım. Ya ben bu Fatma ile ne kadar evli kalacağım? Amacımıza ulaşana kadar. Peki başka yolu yok mu? Başka yolu mu? Ne başka yolu? Evlilik diyorsun. Sevmeden etmeden olur mu? Kalk yürü, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Balık siparişi vermiştim. Başlatma balığını. Hadi yürü.
Ne görüyorsun burada? Abi. Ha? Ne görüyorsun? Şu arazileri görüyor musun? Binlerce dönüm bu araziyi görüyor musun? Kimindi buraları? Kimindi? Bizimdi. Babamızındı. Ama Rıza'nın babası ne yaptı? Babamızı öldürdü. Ve bütün buralara el koydu. Tarlalarımıza, çiftliğimize, pamuklarımıza, portakal bahçelerimize, evimize, değirmenimize. Daha sayayım mı? Abi tamam. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorsun ama hatırlamıyorsun. Çünkü her şey senin için bir masal gibi bu hayatta. Ama ben hatırlıyorum. Ve hiçbir zaman da unutmayacağım. Buraya bizim olanı geri almaya geldik. Babamızın intikamını almaya geldik. Sadece bizim olanı geri almaya geldik. Ve sen şimdi bana sevmek diyorsun. Sevmeden yapamam diyorsun. Bu kızı hala sevmek mi istiyorsun? Yok. Gerek yok. Yakışıklı kerata. Bak. Rahat ol, sen merak etme. Her şey çok kolay olacak. Bana güven. Fatma ile evleneceksin. Biraz sabredeceksin. İyi bir koca olacaksın. Sonra bir şey olacak ve Rıza ortadan kaybolacak. Ve sen Selamoğlu konağının tek erkeği olacaksın. Yani bu topraklar yeniden gerçek sahiplerine geri dönecek. Ondan sonra istersen boşanırsın ya da bu hayatı sürdürmeye devam edersin. O senin bileceğin bir iş. Rıza'nın her şeyini elinden alacağım. Sahip olduğu ne varsa her şeyini elinden alacağım. Değer verdiği her şeyi. Çok sevdiği nişanlısını da alacağım. Hem de bunu o yaşarken yapacağım. Kaybetmek nedir? Acı çekmek nedir anlasın. Pardon. Bakar mısınız? Bu ne kadar acaba? Hemen yardımcı olacağım. Bedava. Sana bedava. Sana o bedava, bu dünya bedava, güneş bedava, gökyüzü bedava, Çukurova bedava. Yine mi sen? Ben. Hep ben. Her yerde ben. Şişt, bir şey soracağım sana. O overlockçu yok mu şu vekilin kardeşi? O nerede ha? Azar, ayağını denk al. Bana yaklaşma. Bak senin için hiç iyi olmayacak. Benim için ne iyi oluyor ki zaten? Sensizlik en kötüsü. Daha kötü ne olsun bana ha? Azar, pişman olacaksın. Vay. Ve Fatma Selamoğlu konuştu. Ne dedi? Hiç. Ivır zıvır. Lan sabah beri döne döne sana burada aşnamesi döküyorum. Sen ne diyorsun kurban olduğum ya? Keşke Fatma'yı rahat bıraksaydım. Onu rahatsız etmeseydim, onu unutsaydım diyeceksin. Sana bir haller olmuş. Hayrola? O overlockçuya mı güveniyorsun kız sen? Hı? Hayır. Kendime güveniyorum. Duyuyor musun beni? Kendime güveniyorum. Bir sorun mu var Fatma Hanım? Yok bir şey. Hemen arabaya. Vay Fatma Hanım, sen de olmuşsun küçük hanım ağa. Bana bir evet desen. Gelsen benim gönlümün hanım ağası olsan. O da olacak, o da. Ama sırayla. Önce şu Dila'yı halledeceğiz. Arkasından senin o overlockçuyu. Sonra ben senin yularını bir kısaltacağım da. Zamanla. Kolay gelsin. Sağ ol hanım. Nasıl fideler? İyi durumda mı? İyi çok şükür maşallah. 3 seneye kadar her taraf portakal olur hanım ağam. Hanım ağam. Beni hatırladın mı Raşit? Hatırladım. Ne istiyorsun? Sultan'ın anası çok merakta.
Mahpus'ta iyi değilmiş diye duymuş. Doğru duymuş. Biliyorum. Gereken yapılıyor. Merak etmeyin. Nasıl yapılıyor? Ne yapılıyor yani? Sen bana hesap mı soruyorsun? Yok, estağfurullah. Hesap sormak değil. Ya ne? Ya ne? Sen koskoca hanım ağasın. Gebe kadına yazık, günah. Sen ne cüretle benim karşıma geçmiş bana bunları sorarsın ha? Bakar mısın? Efendim. Dila Hanım nerede? Nehir kenarında. Filelere bakıyor efendim. Sen sultanın elçisi değil misin? Sen onun bana ne yaptığını bilmiyor musun? Beni öldürmeye çalıştığını, canıma kastettiğini bilmiyor musun da karşıma geçtin bunları söylüyorsun bana? Biliyorum hanım ağam. Ne desen haklısın. Ama gebe kadın perişan olur oralarda. Bu çocuk doğmaz. Büyüklük sende kalsın. Sana ne? Seni niye ilgilendiriyor? Azer düşünmüyor senin kadar onu da çocuğunu da. Sana ne oluyor? Bana bak. Haddini bil. Bir daha çıkma benim karşıma böyle. Duydun mu? Evet. Bir daha benim karşıma böyle çıkma. Hanım ağam. Git buradan. Hadi! Mahmut! Selahattin! Alın bunu buradan. Götürün bunu buradan. Bir daha benim karşıma çıkma. Ali, buyurun efendim. Şu adamı araştır bakalım. Peki efendim. Merhaba Dila Hanım. Korkuttunuz beni. Affedersiniz, korkutmak istememiştim sizi. Hayrola vekilim, siz ne arıyorsunuz burada? Şu vekilliği bir kenara bıraksak. Bana Selçuk dersen sevinirim. Peki, siz de... Sen de bana Dila de o zaman. Peki Dila. Ne arıyorsun buralarda? Çevreyi dolaşıyorum. Ankara'da oturunca olmuyor bu işler. Ayrıca Ceyhan Nehri etrafında tarım arazilerinin sulama problemi varmış. Bunlarla ilgili araştırmalar yapacağım. İyi yapmışsın, ben de duymuştum. Çay içer misin? Olur. Kolay gelsin. Çay hazır mı? Çayımız hazır hanım ağam. Gözlemeler de çıktı. Kolay gelsin. Buyurun. Teşekkür ederim. Şu güzel gözlemelerden bana ikram etmeyeceksiniz diye korktum. Hani siz biz yoktu? Evet. İşte bir alışkanlığım. Ne güzel yer değil mi? Çok güzel. İnsan huzur veriyor. Gel canım. Buyurun hanım ağam. Ellerine sağlık. İşçilere de yaptınız değil mi aç kalmasınlar? Evet hanım. Ne oldu? Yani hanım ağa deyince insanların gözünde çok başka bir şey canlanıyor. Nasıl bir şey canlanıyor, böyle korkunç biri gibi mi? Yani senin gibi biri değil en azından. Haklısın. Aslında ben de kendimi hiç böyle görmüyorum. Ama iş başa düşünce yapacak bir şey kalmıyor. Dila, sen ticaret odasına kayıtlı mısın? Hayır, değilim. Bence olmalısın. Bir hanım ağasın ama aynı zamanda bir iş kadınısın. Buradaki bölgedeki kadınlara örnek olmalısın bence. Doğru söylüyorsun.
geldin çiftliğe? Seni özledim. Dila hadi yeter artık, barışalım. Rıza lütfen. Olan biteni konuşmayacak mıyız Dila? Böyle mi devam edecek? Gördüğüm şeyi bir de konuşacak mıyız? Haklısın, senin tarafından bakınca gördüklerin hiç hoş değil. Benim tarafımdan bakılınca başka. Senin olduğun yerden başka, öyle mi? Eğer anlatmama izin verirsen anlayacaksın. Dinlemek istemiyorum. Ya. Bak, dinlemeden, anlamadan beni suçlu ilan ediyorsun. Sonra cezamı kesiyorsun. Olmaz böyle. Ortada gerçek diye bir şey var. Gerçek? Evet. Gerçek herkese göre değişir. Senin gerçeğin hangisi? Nasıl yani? Hangi gerçeği anlatacaksın? Rıza'nınkini mi? Yoksa Yavuz'unkini mi? Başladığımız yere dönmüşüz. Yazık. Bagajda portakal kasaları var. Kilere kaldırın. Baş üstüne hanımım. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasemin. Ne var ne yok? Bir misafiriniz var hanımım. Ne misafiri? Canibim vah, otur da solukla. Bu Dila karısı iyice insafsız çıktı. Eşek gibi çalıştırıyor insanı. Kim ki? Melike Hanım. Aç hemen aç. Buyur hanımım. Canip, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çile dolduruyorum hanımım. Sağlığına duacıyım. Canip, sana bir şey soracağım. Buyur hanımım. Az önce çiftlikte kim vardı biliyor musun? Sakın anne, sakın. Sakın bana bir şey söyle. Kızım hemen parlama. Adana'ya gidip bir şeyler alacağım. Sen de gelir misin diyecektim. Ben gelmem. Sen istediğin arabayı al git. Her şeye rağmen seni o kadar çok seviyorum ki. Neden güvenemiyorum sana Rıza? Niye emin olamıyorum senden? Ne yapmam lazım Dila seni aşkıma inandırmak için? Kalbimde senden başka kimse yok. Ama haklısın o gördüklerinden sonra. Oo, Canip Bey, afiyet olsun. Nedir buraların durumu Canip? Ha? Tarlalar aktarma bekliyor, bu gübreler hala burada. Niye yapılmadı şimdiye kadar? İşçileri bekliyordum hanımım. Çay molası... Bütün bunlar senin vazifen değil mi ha? Haklısın. Niye zamanında halledilmiyor hiçbir şey? Haklısın sen. Hadi herkes işinin başına. Çabuk olsun. Kadir!
Sarıca, Necdet, gelinler! Merhaba. Tanışamamıştık. Ben Arzu. Sizin ne işiniz var burada? Sizinle konuşmaya geldim. Ne konuşacağız? Dila Hanım, lütfen. Olanları açıklamama izin verin. Sizi buraya Rıza mı gönderdi? Eğer öyleyse zahmet etmişsiniz. Hayır, kesinlikle Rıza'nın haberi yok. Zaten olsa kıyameti koparır. Ben sizden de söylememenizi rica edeceğim. Ne istiyorsunuz benden? Dila Hanım, konuşalım. Lütfen. Sadece 5 dakikanızı ayırın bana. Ben sizden özür dilemeye geldim. Buyurun. Hoş geldin. Hoş gördük. Ya başın sağ olsun. Kusura bakma, cenazeye gelemedim. Malum Seyit Ağa ile aramız biraz limoniydi. Yani çok iyi adamdı ama beni pek sevmezdi nedense. Aç gözlü bir çakal olduğundan olmasın o? Avukatlık yırtıcı meslek biraz yerim. Pek yırtamamışsın ama sen. Ne yapalım? Biz çakal olduk ama millet kurt olmuş. Hayırdır? Seni hangi rüzgar attı buraya? Anlatacağım, anlatacağım. Önce bir çay söyle de. Ya, ocak kapalı be Azerim. Ama... Ne lan bu? Hipo suyu mu içirdin lan bana? Kusura bakma. Bizde bu kadar. Senin gibi ağlara layık değil ama. Neyse, neyse. Ben sana meseleyi anlatayım. Şu miras meselesini diyorsan duydum. Nereden duydun lan? Oğlum bütün Adana bunu konuşuyor. Allah Allah. Neyse, ben sana yine kısaca anlatayım. Bak şimdi, bu Seyit Ağa, ki kendisi benim babam olur. Yani şu kalbimin müstesna bir köşesinde muteber bir kişiliktir kendisi ama... dünyada kimseye atılmayacak kazığı kardeşim kendi öz oğluna attı. Anladın? Gitti malı, mülkü, neyi varsa hepsini o dul gelinin üzerine yaptı. Sen ne yaptın babanı bu kadar kızdıracak? Bir şey yapmadım be oğlum. Gitti Dila'ya inandı o. Ya belki duymuşsundur, bu bunamıştı, tamam mı? Zaten bizim çiftlikte çalışan bir kızı vurdu, içeri aldılar bunu. Dila da avukat ya. Bunun yanına gide gele, gide gele artık ne konuştularsa, ne katakülle döndüyse... malı, mülkü üstüne yaptı. Sen de bu malları geri alalım diye bana geldi. Aynen öyle kardeşim. Bak şimdi aynı dediği konuşmaya başladık. Ha, şimdi sen diyeceksin ki, lan oğlum Adana'da benden başka avukat mı yok? Niye bana geldin? Aynen öyle. Niye bana geldin? Necmi Kandemir, dinsizin hakkından imansız gelir. Anladın? Bana yardım etsen etsen sen edersin kardeş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz işinizin başına dönebilirsiniz. Bir ihtiyacınız olursa... Ben haber veririm. Teşekkür ederim. Allah. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Başınız çok büyük belada. Yardıma ihtiyacınız var. Ama ne yazık ki bu sizin durumunuzu kurtarmıyor. Rıza size çok aşık. Bunu size o mu söyledi? Hayır. Bana hiçbir şey söylemedi. Siz nereden çıkardınız bunu? Çünkü Rıza'yı çok iyi tanıyorum. Aşıkken nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyorum. Bir zamanlar bana da öyle aşıktı. Gözü benden başka hiçbir şey görmezdi. Siz benim hakkımda ne kadar ne biliyorsunuz bilmiyorum ama... nişanlı olduğumuzu anlatmıştır herhalde. Gençtim. Ayrılmak benim hatamdı. Rıza'yı kaybettiğim için çok pişman oldum.
Ona çok acı çektirdim. Sizin derdiniz nedir? Siz bana bütün bunları niye anlatıyorsunuz ha? Yanlış anladınız Dila Hanım. Özür dilerim. Bakın, bizimki çok eski bir hikaye. Yani ben sizin için asla bir tehdit değilim. Lütfen, aklınıza böyle bir şey sakın getirmeyin. Sizin aklınızdan ne geçiyor bilmiyorum. Ama siz zaten benim için bir tehdit olamazsınız. Ama belli ki sizin aklınızdan başka şeyler geçiyor Arzu Hanım. Hayır, katiyen böyle bir şey geçmiyor aklımdan. Bakın, ben hayatımda hiç oyun oynamadım. Oynamam da. Sizin niyetiniz varsa buyurun oynayın. Ben sizin karşınızda hiçbir zaman olmayacağım. Hiç öyle bir niyetim yok. Bakın, ben zaten çok kısa süre için buradayım. Çok yakında da buradan gideceğim. Dila Hanım, bizimki çok eski bir hikaye. Kapanmış bir defter. O yüzden rahat olun. Siz bunları düşünmeyin. Kafanıza da takmayın, olur mu? Benim çok işim var Arzu Hanım. Müsaade ederseniz işimin başına dönmek istiyorum. Tabii. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Azer, sana bir şey diyeyim mi? De kardeşim, onun için geldim zaten ben. Çok zor be kardeşim. Allah Allah, niye zor Necmi ha? Kadının bir tanesi benim malıma mülküme konmuş, niye zor? Vallahi baban eşeğini çok sağlam bir kazığa bağlamış. Umut. Necmi. Ya üzülme ya. Çocuğun 18 yaşına geldiğinde mallar çözülecekmiş, sana devredilecekmiş işte. Ya şimdi başlatacaksın çoluğundan çocuğundan. Tövbe estağfurullah ya. Ya 18 sene ben bu çocuğumu bekleyeceğim? Bana para şimdi lazım. O zaman dava açabilirsin. Tamam işte güzelim benim. Açalım diye geldik ya. Bak Azer. Başkası olsa gözümü kırpmadan dalarım bu işe. Ama iş sana gelince... Ne oluyor kardeş bana gelince? Ya sen başkasın. Seni severim. Yani seni kandırmak istemem. Yıllarca sürecek bir davaya hazırsan açalım. Kaç yıl? 100 yıl mesela. Her duruşmanın arası 6 ay. Karşı taraf avukat. Ortada sağlam bir vasiyet var. Daha sayayım mı? Ya iyi de kardeşim, adam bunadı diyorum. Adamı kandırdılar. Malının mülkünün üstüne kondular diyorum sana ya. Bak Azer. Yani ispat edemeyiz. Baban hayatta olsaydı muayene falan isterdik ama. Ulan ben de sen çakalsın diye senin yanına geldim ha. He, çakallığında bir sınırı var Azerim. Ama bak, karın hapisteymiş. İstersen onu çıkartırım ha. Aman aman istemez, teşekkür ederim. Ben böyle iyiyim. Param yok ama huzurum var en azından. Zaten hükümiyesin o orosluyu da boşayacağım hemen. Bak, sana tavsiyem çocuğun büyümesini bekle. O arada o Dila karısını da hoş tut, tamam mı? Çarpabildiğin kadar da para çarp. Böyle sert falan görünüyormuş ama yufka yürekliymiş ha. Öyledir, öyledir. Yufka yüreklidir o. Melike Hanım. Nasıl gitti? Tam istediğimiz gibi. Tohumu ektik. Güzel. Arada sırada sularız canım. Ben böyle kadın oyunlarına gelemem Canan. Utanmaz. Bir de karşıma geçmiş masum tavırlarıyla benim canımı yakmaya çalışıyor. Haklısın, ne diyeyim? Karşında oyun oynayan bir kadın var resmen.
İyi oynasın dursun. Ben onun karşısında olmayacağım. Rıza'yı o iki paralık kadına, onun oyunlarına bırakayım gitsin diyorsun yani, öyle mi? O da bir zamanlar ona aşıkmış ya. İşine gelir belki Canan'a. Dila yapma. Bunu söyleyen Rıza değil bak, unutma. Rıza'nın kendisine aşık olduğunu o kadın söylüyor. Ki bence alakası bile yok. Var ya da yok. Beni sinir etti mi? Etti. Bana bu yeter. Bir de Melike'nin arabasıyla geldi. Bir dakika, Melike de mi işin içinde? Sence? Bizim evimize onu götüren o zaten. E sen o zaman Rıza'yı niye suçluyorsun? Ya belli ki annesinin tuzağına düşmüş. Düşmesin Canan, kazık kadar adam. Görmüyor mu bütün bunları ha? Dila, Rıza'nın annesinden bahsediyoruz. Melike Selamoğlu. Kadın kötülükler kraliçesi. Yapmadığı kötülük kalmadı. Yani? Yani bu Melike'nin oyunu. Rıza'nın günahını alma diyorum. Yapma. Senle hiç öbür meseleyi konuşamadık. Hangi meseleyi? Sultan meselesi, hangisi olacak? Of! Dila, sen hala orada mısın? Canan, bebeğin hatırı için. Hakimle konuş, olur mu? Canan. Olur mu? Aman iyi, tamam. Konuşurum. Tamam. Getirdik efendim. Rahat olabilirsin. Hazır olduğu durman gerekmez. Senin adın Raşit değil mi? Raşit sayın vekilim. Bir arkadaş çağırdı beni buraya. Vekilim seninle görüşecek dedi. Yani bir kabahatimiz olduysa size karşı bilmeden... Kabahat söz konusu değil. Sen rahat ol. Senin hakkında bir araştırma yaptım zaten. Senin sağlam ve güvenilir bir adam olduğunu söylediler. Umarım öylesindir. Bak Raşit. Rıza oğlum. Bir şey mi oldu oğlum? Bir şey yok anne. Arzu nerede? Yukarıda odasında. Evet güzel kızım. Tabii ki ben de seni çok özledim. Evet, her gece seni rüyamda görüyorum. Ama annem yapma böyle. Bak sen ağlayınca ben daha kötü oluyorum. Tamam. Bak çok yakında geleceğim. Şimdi benim kapatmam lazım. Tamam mı? Anneannene de çok selam söyle. Hadi annem kapat. Sesini her duyduğumda böyle oluyorum işte. O kadar özledim ki. Burnumda tutuyor. O da seni özlemiştir. Yakında geleceğim diye o kadar sevindik. Beklediğin haber geldi mi avukatıma? Hayır. Ama ben artık beklemekten sıkıldım. Kendim başka bir yol buldum. Nasıl bir yol? Kıbrıs'a gideceğim. Oradan da bir şekilde Fransa'ya geçerim. Arzu. Avukatın daha güvenli bir yol bulana kadar bizim evlerden birinde kalabilirsin.
acele etme. Teşekkür ederim ama olmaz Rıza. Sen zaten bana yeterince iyilikte bulundun. Benim hayatımı kurtardın. Ben daha fazla burada kalıp sana ve ailene zarar vermek istemiyorum. Ama gitmeden önce senden son bir şey isteyeceğim. Kendim için değil. Söyle. Bu benim kızım Melis. Bak, eğer bana bir şey olursa, yani eğer ben Melis'i tekrar göremeden ölürsem, lütfen kızıma el uzat. Benim yaşlı bir annemden, bir de kendini bile idare edemeyen bir kız kardeşimden başka kimsem yok. Arzu, bak ben... Rıza, lütfen. Senden başka güvenebileceğim, kızımı emanet edebileceğim kimsem yok. Söz. Elimden ne geliyorsa yaparım. O bile yeter. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arzu. Bak son kez söylüyorum. Bizim adamlardan biri bıraksın seni. Daha güvenli olur. Bir şey olacaksa sen bıraktırsan da olur Rıza. Bundan sonrasına kader diyelim. Zaten sana yeterince zahmet verdim. İstemeden de seni çok üzdüm. Yaptığın iyiliklerin hakkını nasıl öderim bilmiyorum ama şunu bil ki hiç unutmayacağım. Sevdiğin kadınla çok mutlu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Dikkat et kendine. Nereye gidiyormuş bey? Kıbrıs'a gidecekmiş. Gitmenin bir yolunu bulmuş. Avukatından haber gelene kadar bekle dedim ama dinlemedi. İnsan durduk yerde kendini tehlikeye atmaz Rıza Bey. Elbet vardır bir bildiği, çekip gittiğine göre. Ya içimde kötü bir his var. İnşallah başına bir şey gelmez. Kefalet de mi çıkıyor? Bir nevi tutuksuz yargılanacak. Dila, bak kızım. Kayınpederine verdiğin söze saygın var. Ama böyle olmaz ki. Daha bu çocuk doğacak, 18 yaşına gelecek. Bu arada kim bilir daha neler olacak kızım? Ne yapayım anne? Bir söz verdi, şimdi de yerine getiremiyor. Kaçıyor mu dedirtim kendime? Kızım kaçmak değil ki bu. Bu bebeğin anası babası var. Bırak onlar düşünsün, sana ne oluyor? Ver malları da Azer'e. Seyit Bey'in oğlu değil mi? Mirası nasıl harcarsa harcasın. İyi akşamlar yenge. Gel bak çay demledim. Beraber içeriz. Yorgun görünüyorsun yenge. Kolay değil tabii. Burası adamı yorar. Buranın derdi tasası bitmez anasını satayım. Sabahtan akşama kadar onunla uğraş, öbürüyle uğraş. Yetişemezsin. Ağız yapma Azer. Ne söyleyeceksen söyle. Allah Allah. Yenge. Gel şu malları bana devret. Bak yanlış anlama. Rahmetli İhsan abimin hakkı yine senin. Ben şuranın derdiyle tasasıyla uğraşayım.
Git gez toz, ne yapmak istiyorsan yap. Hesap günü geldiğinde de ben senin hakkını yollarım. Vallahi. Hı? Tamam, şimdi sen diyeceksin ki Seyit abi tüm malı mülkü bana verdi. Niye veriyorum sana kardeşim? Benim hakkım bunlar diyeceksin. Haklısın, sana verdi. Ana koyan da maldan mülkten çok bu zaten. Rahmetli toprağa verdiğimiz günden beri çok düşünüyorum ben ya. Neyi düşünüyorsun? Hı? Malları nasıl geri alacağını mı? Malla mülkle işim yok ya. Rahmetlinin istediği gibi bir adam olamadık o yaşarken. Bari öldükten sonra ruhunu şad edeyim istiyorum. Yenge, ben eskisi gibi bir adam değilim artık. Vallahi çok değiştim bak. Şimdi sen niye gülüyorsun Dila Hanım ha? İşlediğin günahları nasıl unutturacaksın? Fatma'ya yaptığını nasıl unutturacaksın? Ben Fatma'ya bir şey yapmadım. Değiştik dediysek, melaike olmadık anasını satayım. Ama ben sana hareketi göstereceğim. Ben de bir sabrederim. İki sabrederim. Üçüncü de... Deliririm lan ben. Ben delirince kendimden bile korkuyorum. Sen beni mi takip ediyorsun? Evet. Bu böyle olmayacak Dila. Seni alıp eve götürmeye geldim Dila. Gelmezsen. Zorla götürürüm. Arzu gitti. O kadar basit değil Rıza. Dila, Arzu gitti. Hadi uzatmayalım, kapatalım bu konuyu. Evimize gidelim. Benim düşünmem lazım. Dila, ben hayatı tehlikede olan bir kadına yardım ettim. Başka bir şey yok. Ya sen niye bana inanmıyorsun? Bugün biri hayatım tehlikede diye karşına çıktı, kollarını açtı. Yarın bir başkası seni özledim diye karşına çıkarsa o zaman... Rıza, ben sana nasıl inanacağım? Nasıl emin olacağım ben senden? İnanamazsın Dila. Emin de olamazsın. Olamazsın. Benim sana olan sevgime, sana olan aşkıma inanamazsan... hayatta hiçbir şeyden emin olamazsın sen. Hayatta hiçbir şeyden emin olamazsın. Hanım! Ne oluyor Canip?
Samanlık. Samanlık yanıyor. Ne? Allah yanıyor. Kız yanıyor. Koşun canım. İtfaiye haber verdiniz mi canım? Verdik hanımam, verdik. Ama onlar gelene kadar yanar kül olur burası. Baksana alevler nasıl yükseliyor. Sönmez bu. Yetti onca saman. Mallara bir yıl yetecek saman vardı. Hepsi yandı, kül oldu. Zarara bak. Niye çıktı şimdi bu yangın? Biri içeride ısınmak için ateş falan mı yaktı? Vallahi bilmiyorum hanımım. Ama ne böyle bir şey gördüm ne de böyle bir şey işittim. Ne Seyda'mın zamanında böyle bir şey oldu, ne de daha önce. İlk defa oluyor böyle bir şey. Kalan samanların hepsi bu mu? 5-10 tane daha balya var hanımım. Anasını, avradını. Ne yapacağız şimdi? Bir sene boyunca hayvanlara ne yedireceğiz biz? Ah! Biz dedim değil mi? Sen demem lazım. Neticede hanım ağa sensin öyle değil mi? Ben boş boş gezen avare bir adamım. Ulan dünya yansa içinde bir çöpüm yok. Dolayısıyla samanlık da yanınca bir samanım olmuyor tabii. Merak etme, hayvanlar aç kalmayacak. Ben yarın yem getireceğim. Parayla alacaksın yani. Vay be! Duy bunları Seyit ağa, duy! Koskoca Barazoğulları hayvanlarını doyurmak için parayla yem alacak. Bir şey diyeyim mi sana? Bak bizim bu çiftliğin adını değiştirmemiz lazım aslında. Şöyle olabilir. Dila Hanım Organik Tarım Çiftliği. Önümüzdeki sene internet üzerinden reçel satışlarımız başlayacaktır. Kadınlara duyurulur. Müthiş bir ticaret vallahi. Azer, zaten canım sıkkın. Bir de senin saçmalıklarınla hiç uğraşamam. Tamam ya, dur. Nereye gidiyorsun? Konuşuyorduk. Sana bir sürpriz hazırlıyorum. Sürpriz mi? Ne sürprizi be? Çok sevineceksin. Mutlu olacağım bir sürpriz. Çok bekletmedim değil mi? Yok, ben de şimdi geldim. Adamlar ifadelerini değiştirmişsin. Ne ifadesi? Dila, oynama benimle. Rapor falan uzun sürecek diye adamlar ifadelerini değiştirdin değil mi? Canan, ben hiç öyle şey yapar mıyım? Yaparsın. Bir şeyi kafana taktı mı mutlaka yaparsın. Sultan Barazoğlu'nun tahliye işlemleri tamamlandı mı? Evet Sayın Savcım, bütün işlemler bitti. Geliyor. Dila, benim gözüm nasıl kör olduysa senin gibi bir kadına kötülük ettim. Sultan sus. Ama bak Allah belamı verdi işte. Şeytan oydum Dila. Her şeyi bebeğim için yaptım. İyi olur sanmıştım ama hata etmişim. Çok hata etmişim. Affet beni ne olur Dila. Sultan. Affet ne olur Dila. Köpeğin olayım ne olur affet Dila. Sultan bırak beni. Dila. Sultan ben seni ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim duydun. Sen bebeğine dua et. Seyit Bey'in torununa dua et sen. Bak yüzüme! Yüzüme bak! Ben bebeğimi kaybettim. O acı nedir bilirim. Ben onu sen yaşama istedim. Seyit Bey'in torunu yaşasın istedim, duydun mu? Onun için çıkıyorsun sen burada. Şimdi kalk arabaya bin. Hadi!
Canan, sakın bir şey söyleme Dila. Yasemin. Buyurun. Ben bu sayfaya niye giremiyorum kızım? Bakayım. Azer Bey sizi bloklamışlar. O ne ki kız? Boş lan. Ne oluyor lan? Ali. Alın bu arabayı servise götür. Hayrola Sultan? Hapisten mi kaçtın kız? İşte sana sürprizim Azer. Sultan tahliye oldu. Allah Allah. Nasıl oldu ki bu? Oldu işte. Ne yaptın? Birine para mı yedirdin? Evet Azer. Senin çocuğun sağ salim doğsun diye elin aydutlara dünya kadar para yedirdim. Hakime çıkıp yalvardım. Yani senin anlayacağın, senin yapman gereken ne varsa ben yaptım. Anladın mı şimdi? Odana git. Bayan Hanım. Geçmiş olsun Sultan. Allah razı olsun. Dila büyüklük ettin. Hiç yorma kendini. Hadi odana git. Dila, bak bu kadın senin hayatına kastetti. Bir daha kastetmeyeceğine malum ha? Bak çok yanlış yapıyorsun yemin ederim sana. Çok yanlış yapıyorsun. Sen içine bak Azar. Rıza. İyiyim, sen nasılsın? Konuşalım. Tamam, anladım. Güzel. Ben sana haber vereceğim, hoşça kal. Artık Melike ile Dila'nın arası iyice açılır. Yani kolay kolay da kapanmaz bir daha. Bir şey mi söyledin abi? Yok, öyle konuşuyorum işte. Sen hazırlanmışsın. Fatma'ya bugün bu konuyu açacaksın artık, değil mi? Serdar, sana bir şey sordum. Açacağım abi, açacağım. Merak etme. Şu haline bak. Yani seni gören sanki seni ölüme gönderiyoruz zanneder. Alt tarafı evleneceksin. Ayrıca kız da çok güzel. Tabii güzellik her şey. Bir şey mi söyledin? Yok. Bir şey yok. Nerede buluşacaksınız Fatma'yla? Şehirde bir kafede. Serdar. Bugün bu işittir. Hoş geldiniz. Hoş geldin Dila. Hoş bulduk. Otursana. Nasılsın? İyiyim dersen inanacak mısın? Rıza, ben seni kırdığım için çok üzgünüm. Affedersin. Ben de hala senin güvenini kazanamadığım için üzüldüm. Benim kafam çok karışıktı ben. Ne hissedeceğimi, ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Bir daha böyle şeyler yaşamayalım, olur mu? Yaşamayalım. Senden ayrılınca Dila, her şey çok boş geliyor. Hayattan hiç zevk almıyor. Bomboş oluyor.
Ben o lafları nasıl söyledim? Bazen ben bile kendime inanamıyorum. Ama seni çok kıskandım galiba. Ondan oldu. Neyse boş ver. Konuşmayalım. Hı? Bir daha üzmeyelim birbirimizi. Ne yersin? Bilmem sen. Balık getirttim taze. Senin için yer misin? Olur. Tamam. Bir daha bana küsme olur mu? Küsmeyelim. Bir şeyler yemek istemediğine emin misin? Eminim. Kahvaltıyı o kadar geç yaptım ki hala tıka basa tokum. Ben de öyle. İnsan sabaha karşı uyuyunca ertesi günü böyle bir alt üst oluyor. Sen niye geç yattın? Bir problem mi var? Oscar aday olan filmleri bütün bir gece bitirmek için inat etmek problem sayılmazsa. Sever misin sinemayı? Sinemaya bayılırım. Sen? Çok severim. Ben de kaç gece sabahlamışımdır. Şunu da izleyeyim, bunu da bitireyim diyerek. Sinemaya gidelim istiyorsan. Madem böyle güzel bir ortak zevkimiz var. Ben kışın seviyorum sinemaya gitmeyi. Böyle güzel havalarda dışarıda olmak daha çok hoşuma gidiyor. Ama sen istersen gidebiliriz. Yok. Sen neredeysen ben orada olmak istiyorum. Zaten sinema bahane. Buranın balığı çok güzeldir Dila. Mersin'den geliyor bu. Tabii boğazın balığının tadını tutmaz ama. Olsun, çok güzel görünüyor. Hadi afiyet olsun. Sayın vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle alalım efendim. Gerek yok. Buyurun. Afiyet olsun. Oo. Selçuk. Rıza. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz böyle. Gel otursana. Yok benim için bir başka masa ayarlamışlar. Sizi rahatsız etmeyeyim ben. Ya ne rahatsız olur mu öyle şey? Gel. Dilay'da rahatsız etmeyeceksem. Yok canım otur lütfen. Hadi peki. Otur otur. Bugün doğum günün mü yoksa senin? Değil. Özel bir gün mü peki? Yani benim için özel. Senin için de öyle olmasını umuyorum. Filmlerde böyle adamlar olduğunu görünce hep gülerdim. Demek ki gerçek hayatta da oluyormuş. Ne oluyormuş? Bak. Ben öyle duygularını kolay ifade edebilen bir adam değilim. Hele heyecanlanınca konuşamam. O yüzden... Ben seninle ciddi bir şeyler yaşamak istiyorum Fatma. Ciddi derken? Yani ciddi işte. Biliyorum böyle olmaz. En azından bir çiçek miçek ne bileyim. Ya bir, en azından bir yüzük değil mi? Yüzük mü? Söyleyip kurtulacağım. Ben seninle evlenmek istiyorum Fatma. Ne? Ama biz... Yani haklısın, biliyorum çok erken. Daha yeni tanıştık, evet. Ama ne bileyim... Ben... Daha önce... Hiç kimseye böyle şeyler hissetmedim. Ben sana aşık oldum Fatma. Ne olur hemen hayır deme. Öyle kestir bakma. En azından bir düşün. Beni reddetmemen bile bir umut benim için. Siz... İlk milletvekili seçilip de Ankara'ya gittiğim zaman görecektiniz beni. Tabii acemiydin değil mi o zaman? Acemilik diz boyu. Daha ilk gün, yani tabii meclis binası devasa. Yani odamdan çıkıp genel kurul salonunu bulana kadar ilk oturumu kaçırdım, yok yazıldım. Düşünebiliyor musunuz? Sen ilkokulda da öyleydin. Hatırlamıyor musun? İlk dersi her zaman kaçırırdın. Ha? Evet, doğru. Demek ki hiç değişmemiş. Alo. Ne? Pardon bir saniye. Nasıl olmuş? Geliyorum. Tamam.
oldu? Sorun mu vardı? Evet, bir sorun var. Benim gitmem lazım. Ne oldu? Hırsat çiftlikten aradılar. Tarlalardan birini mahvetmişler. Bütün ürün ezilip parçalanmış. Ha, belki bir sürü falan girmiştir Dilan. Yok değil, bilerek yapılmış. Traktörle ezilmiş. Neler olup bittiğini anlayamıyorum. Dün gece de samanlık yandı. Samanlık mı yandı? Benim yapabileceğim bir şey var mı Dilan? Teşekkür ederim Selçuk ama ben de daha neler olup bittiğini bilmiyorum. Ben bir gidip bakayım. Ararım sizi. Dilan, istersen ben de geleyim seninle. Ha? Yok canım, ben hallederim, sağ ol. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Dilan, canım geleyim. Siz keyfinize bakın. Şimdi Selçuk'a da ayıp olmasın. Anlayacak bir şey olmaz. Bak samanlık falan yanmış. Kötü şeyler oluyor. Kadın başına gitme. İstersen bunu hiç tartışmayalım. Kadının diye kendi işimi kendim halledemez miyim ben? Bana beceriksizmiş muamelesi yapma lütfen. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Selçuk. Senin de canın sıkıldı tabii şimdi. Evet. İstersen başka bir yere gidelim. Sana bir kahve ısmarlayayım ha? Ismarla hadi. Dila'yı mı aramak istiyorsun? Selçuk, aslında onunla beraber gitmem lazım. Gelme diye ısrar ettim. Ben de gidemedim. Zaten hep bu yüzden kavga ediyoruz. Kısa'm, bence Dila haklı. O bir hanıma. Her başı derde girdiğinde seni yanına alıp giderse olmaz değil mi? Ya bırak Allah aşkına Selçuk ya. Ben onun hanıma değil, karım olmasını istiyorum. Ne işi var ağalıkla falan? Yani evde otursun diyorsun. Ya tabii ki öyle de demiyorum. Ben o kadar geri kafalı mıyım Selçuk? Açsın bir yerde bir ofis. Nereye istiyorsa çalışsın. Kısa, panik olma. Olağan şeyler bunlar. Ya nasıl olmayayım? Samanlıkları yanıyor. Ertesi gün tarlalarına zarar veriyorlar. Kim bilir daha ne olacak? Olağan değil. Ama Dila kaç kişiyi yönetiyor? Tabii ki memnun olmayanlar olacaktır. Onlardan biri yapmıştır. Ya zaten bu yüzden bu işlerle uğraşmaması lazım. Rıza, bırak Dila istediğini yapsın. Olmayacağını görecek. O zaman dersin ki ben sana söylemiştim. Duyan kimse olmamış mı? Yok hanımım, o saatte herkes evinde. Kim görecek ki? Peki traktör sesi falan, o da mı duymamış? Hanımım, burada traktörden bol ne var ki? Her yer traktör. Kimse duysa da inanmaz ki. Anlaşıldı. Ziraat mühendisini çağırın. Gelsin baksın. Tarla boş kalmasın. Ne ekebiliriz onu düşünelim. Bu ürünü de atın çöpe. Emresin hanımım. Bizim Ankara'daki işler ne oldu Selçuk? Onay çıktı. Şimdi otel inşaatı için bir yer bulmamızı bekliyorlar. Ya tabii burada sana iş düşüyor. Biliyorsun ben fiilen işin içinde olamayacağım için. Peki nasıl bir yer istiyorlar? Deniz kenarı mı, nehir kenarı mı, otoban kenarı mı, yeşillik bir yer mi? Yani aslında seçimi tamamen bize bırakıyorlar. Ama tabii sonra gelip görecekler yeri. Tamam, benim çalışmalarım hazır. Hemen bir dosya hazırlarım ben. Tamam, çok iyi. Efendim Haydar Usta. Rıza Bey, müsait misiniz? Müsaitim, buyur. Ne oldu, bir şey mi oldu? Oldu bey, oldu. Bir an eve gelmen lazım. Hayriye! Bir adet soğan, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber. Hayriye! Pul biber, bir su bardağı yağ, bir miktar tuz. Evet. Hemen başlayalım mı? Baş çok heyecanlısın. Çok heyecanlısın. Sen başlamadan önce ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne var? Yemeğe başlamak için oldukça... Çay getir bana.
Böyle bir iki dilim ekmek falan da kızart. Zeytin, peynir. Valla hapishanede kahvaltı namına bir şey görmedik ha. Allah Allah. Allah Allah. Aziye'de uşak tut kendine be. Sen doğru konuşsana benimle. Ya ben senin neyinle doğru konuşayım be? Bana bak Hayriye. Tepemi tasını attırma benim ha. Atsın. Atsın Allah Allah. Ne yapacağım? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Böyle hapishaneden çıktığından beri bir afralar bir dafralar. Kime güveniyorsun sen? Dila'ya mı? He. Dila'ya güveniyorum tabii. Affetti beni. Ay. Güleyim bari. Affetmiş. Salak. Affetmeseydi benim burada işim ne? Hadi yürü git bana kahvaltı getir. Bebeğe iyi bakmak lazım. Sultan Hanım, sana bir şey diyeceğim. Hani sen daha evvel de Arap zabununu alıp böyle merdivenlere sürdüydün, iyice bir yedirdiydin. Sonra Dila'nın ayağı kayıp düştüydü, bebeğini de düşürdüydü, hatırlıyor musun? He. Hatta bana o aklı sen verdiydin. Merdivenlere Arap sabunu sür de Dila karısı düşsün tepe takla gebersin dediydin. Onu mu diyorsun? He, onu diyorum. Dila Hanım bunu biliyor mu? Hani daha evvelden de canına kastettiğini? Cık, yok, bilmiyorum. Hani ne derler? Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. E sen daha sonrasında ne edersin çekirge? Dila, ben öldürürüm.